ülkenin nüfusunun yarısı kadın. Saymadım ama istatistikler öyle söylüyor. Benim yaşadığım ortamda sanki %80'i kadınmış gibi geliyor. İyi bir şey benim açımdan. Ama en son TÜİK verilerine göre bu %50 nüfusun sadece %28'i iş gücüne katılıyor. Bu bir gerçek. Ah ah vah vah diyebiliriz. Ama onu diyeceğimize Türksel gibi şirketlere, TOB gibi STK'lara, onun alt gruplarına, kadın girişimciler gibi onlara destek olmamız lazım. Bugün de bunu yaptık esasında ve ben çok mutlu oldum, çok şey öğrendim. Öğrendiğim şeylerden bir tanesi artık uyanmamız gerektiği. Uyanalım. Burada uyanmak istemeyen adam var mı? Parmak kaldırsın. Orada bir tane var. Ha, yok. Kendimizi hiç uyanalım ya. Hani bırak öyle kadınlara lütufta bulunuyoruz falan gibi tavırlar yapmayı. Kendimiz için uyanalım çünkü eğer uyanırsak daha iyi bir ülkede yaşayacağız. Ben buna inanıyorum. Bugün neler öğrendim? Bu beni çok mutlu etti. Hem onarı oldum, hem eğlendim ama bir o kadar da öğrendim. Mesela bugün 10 tane sunum dinledim. Bu 10 tane sunumda kendine güvenen, ne dediğini bilen kadın grupları dinledim. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Şöyle bir laf var. Bir kadından olumlu bahsetmek istediğinde erkekler der ki erkek gibi kadın. Ha? Niye? Çünkü şunu demek istiyor yani. İşte güçlü, kararlı, azimli falan. Bunların hepsi kadınlar için de geçerli. Belki bir gün diyeceğiz ki o zaman başaracağız. Kadın gibi erkek. Ha? Ben buna inanıyorum. Şimdi bir de tabii omuzumda büyük de var. Şimdi burada diyor ki geleceğe yazan kadınlar. Bir de vallahi geleceğe falan bırakın. Benim bugünümü yazan bir kadın var. Beni bekliyor evde. Korkuyorum da öyle bir sıkıntım yok. Saygı duyuyorum benden daha iyi olanlara. Bugün bir şey daha öğrendim. Hep bunun ahkamını kesiyorum sağda solda gençler nezdinde. Bana diyorlar ki işte iş bir fikrim var. Hı? Ne yapayım bu fikirle? İstiyorlar ki buradan şu kapıya gidene kadar reçeteyi onlara verebileyim. Verelim. Bu mümkün değil yani. Kimsenin öyle bir reçetesi yok. Ama bugün ne duydum? Hemen hemen her bir sunumda şunu duydum ve not ettim. Kimse şunu demedi. Aklıma geldi de yaptım. Şunları duydum. Sektör araştırması yaptık. Pazar araştırması yaptık. Ve ayakları yere basan işler peşinden koşuyoruz. Bundan takriben 8 sene, 9 sene evvel başka bir STK sorular soruyor kadınlarla ilgili. Bana dediler ki ne düşünüyorsun kadınlarla ilgili? Dedim ki yani ben o zaman 38'di. 38 milyonluk bir ülkede yaşamak istemiyorum dedim ya. Ben 76 milyonluk bir ülkede yaşamak istiyorum. O şimdi de ben 81 milyonluk bir ülkede yaşamak istiyorum. Bunları derken de bu laflarımı paramın olduğu yere koyuyorum. Yani I put my money where my mouth is. Daha İngilizcesi. Şimdiye kadar yaptığım ikinci büyük şahsi yatırımı bir kadına yaptım. Ama vallahi kadın olduğu için yapmadım. Benden daha zeki olduğu için yaptım. Anlattıkları her şeyi anladığımı ifade edemem. Anlamadığım için de heyecanlandım. Çünkü zaten anlasaydım işten geçmişti. Yani ben anladığıma göre herkes anlar gibi düşündüm. Dolayısıyla bununla da gurur duyuyorum. Ben Türksel'e Kaan'ın nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Evet, bu Türksel'in bir kültürü. Ama kaptan değişse de hep üstüne koya koya gidiyor. Şöyle konuşmalar yaptık aramızda. Ama işte kadınlar kod yazıyor. Bu da tabii ki de Türksel'e yarıyor.
işte data mata mı oluyor işler bilmiyorum data. Ha? Ne yapsın? Adamlar, kadınlar bildikleri işte katkı sağlıyorlar. Onun için seni teşekkür ediyorum. Evrim Hanım seni teşekkür ediyorum. 10. yaş günün, kadınların yaşı zor olmaz ama 10. yaş günün değil mi senin? Sayın Başkanım Rifat Bey size teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Sizleri şahsım ve Top Kadın Girişimciler Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türksel ve Top Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji bireysel olarak hayatımızın her anında yer alırken iş dünyası içinde bir katalizör görevi görüyor. Özellikle hızla gelişen mobil teknolojiler sayesinde iş yapış biçimlerimiz ve yaşantılarımız değişiyor. Bu işin temelinde ise yazılım dünyası yatıyor. Artık kendi yazılımı geliştiren toplumlar açık ara üstünlük sağlıyor her alanda. Geçtiğimiz günlerde Apple CEO'su Tim Cook, günümüzde kod yazmanın İngilizce öğrenmek kadar önemli olduğunu, kod yazmayı öğrenmenin İngilizce öğrenmek kadar önemli olduğunu açıkladı bir demecinde. Biz de bu bilgiler doğrultusunda Turkcell'in de gücünü arkamıza alarak kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım daha öne geçebilmelerini sağlamak amacıyla Geleceği Yazan Kadınlar projesini başlattık. Kadınların özenli, dikkatli ve farklı bakış açıları sayesinde özellikle uygulama geliştirme konusunda büyük fark yaratacaklarını düşünüyoruz. Bu konuda eğitilmeleri onlara global dünyanın kapılarını da açacak. Kadınlar buradan öğrendikleri mobil yazılım geliştirme becerileriyle kendi işlerinde fark yaratacak, uygulamalara sahip olacakları gibi isterlerse teknoloji ve hizmet şirketlerinin de ekosistemlerine dahil olabilecekler. Projede lise ve üniversite mezunu veya üniversitede okuyan 18 yaş üzeri tüm kadınları hedefledik. Yaklaşık 1400 başvuruyla süreç başladı ve il finalleriyle devam etti. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, Erzurum, Sivas, Karabük, Diyarbakır, Aydın ve Samsun'da yüz yüze ve online olarak kod yazma eğitimleri gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok alanına yayılmış olması da bence kıymetli bir proje haline dönüştürdü. Sadece İstanbul'da, büyük şehirlerde kısıtlı kalmadık. Kadınlar daha sonra Turkcell'in teknik danışmanlığında ve Top Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin mentorluğunda projelerini geliştirdiler. 18 ilde sürdürülen eğitimler sonrası 48 başarılı proje yarı finale katılmaya hak kazandı. Yarı finalden de 10 tane başarılı proje seçilerek finale kaldı. Bugün de birbirinden değerli jüri üyelerimizle birlikte finale kalan 10 projeyi değerlendirdik. Ve inanın seçmekte zorlandık. Projelerde sağlıktan sosyal hizmetlere, turizmden engelli dost uygulamalara kadar birçok yaratıcı fikir yer alıyor. Değerli konuklar, kadının iş gücüne katılımında İstatistiklerin nüfusun oranının çok çok altında yer aldığını görüyoruz. TÜİK verilerine göre iş gücüne katılan kadınların oranı %33, iş gücüne katılanlardan istihdam edilenlerin oranı %28. OECD'nin araştırmalarına göre kadın erkek ücret eşitsizliğinde Türkiye ilk sıralarda ve kadın dünyadaki işin %66'sını yapıyor. Ancak dünya gelirinin sadece %10'u kadınlara ait olabiliyor. Hepinizin bildiği üzere bu rakamları yükseltmek bir seçeneğimiz değil, zorunluluğumuzdur. Kuruluşunun 10. yılında Top Kadın Girişimciler Kurulu olarak ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesine hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu konuda son yıllarda kat edilen rakamsal artışlar da bize hem attığımız adımların boşa gitmediği hem de Türkiye'yi 2023 kadın istihdamı hedefine taşımak için umut vaat ediyor. Sayın Başkanım, her zaman bizlere destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Kaan Bey,
Size ve bu projede çalışan tüm Turkcell ekibine teşekkür ediyorum. Son olarak projeye destek ve emek veren TOB'daki bütün çalışma arkadaşlarıma, icra kuruluna, il başkanlarına, mentorlara, oda ve borsalara, Turkcell elçilerine ve tüm jüri üyelerimize teşekkür ederim. Sevgili finalistlerimiz, en büyük teşekkür sizlere. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. TOB Kadın Girişimciler Kurulu olarak her zaman yanınızdayız. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Afiyet olsun. Evrim Hanım, sağ olun. Ve şimdi de sıra Turkcell Genel Müdürü Sayın Kaan Terzioğlu'nda. Onun da bu projeyle ilgili konuşacaklarını ve söyleyeceklerini merakla bekliyoruz. Alkışlarınızla Sayın Terzioğlu'na hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu akşam sizlerle birlikte olmak ve böyle güzel bir yarışmanın sonuçlarını beraber dinlemek hakikaten çok büyük bir keyif veriyor insana. Dünya 4. sanayi devriminin içinde ve 4. sanayi devriminde rekabeti belirleyecek olan şeyler fiziksel varlıklar değil, fiziksel kabiliyetler değil, dijital varlıklar, dijital yetkinlikler. Ve gerçekten bugün önümüzdeki 3-5 seneye baktığımızda müthiş teknolojiler göreceğiz. Bu teknolojiler hayatımızın her noktasını etkileyecek. Sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, suni zeka, internetin nesneleri, robotlar adım adım hayatımıza girecek. Bir kısmı endüstrileri değiştirecek, verimlilik denklemlerini farklılaştıracak, maliyet hesaplarını alt üst edecek. Bir kısmı sosyal hayatımızı değiştirecek. Biraz önce de konuştuğumuz gibi belki yabancı lisan bilmek değil, yazılım geliştirme lisanlarını öğrenmek önemli hale gelecek. Ne kadar biz bu yeni teknolojileri konuşursak konuşalım, bir gerçek değişmiyor. O da yaptığımız her şey insan için. İnsanın hayatını daha kaliteli hale getirmek için. Bugün 10 tane finalisti dinlerken en çok şu beni sevindirdi. Hakikaten bu teknolojiler, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, suni zeka, internetin nesneleri aslında insansız araçlar, insansız fabrikalar, insansız depolar için değil. Bu teknolojiler insana değer katmak için. Belki görmeyenleri daha kaliteli bir hayata kavuşturmak, duymayanları daha kaliteli bir hayata kavuşturmak, yaşlıları rahat bir hayata kavuşturmak ve insanı daha iyi yaşamaya hazırlamak için. Ve bugün bu projeleri dinlerken birçoğunun bu alanda olması beni hakikaten çok sevindirdi ve çok duygulandırdı. En önemli eksiklerimizden bir tanesi kadın iş gücünün maalesef ekonomiye yeterli katkıyı yapmaması. O yüzden özellikle kadınlarımızın 4. endüstri devrimi öncesinde yazılım geliştirme konusunda becerilerini geliştirmeleri son derece kritik. Bu yolculuğa çıktığımızda ben bu kadar büyük bir katılım olacağını öncelikle zannetmiyordum. Hakikaten şunu görüyoruz ki insanımız başarıya aç, bilgiye aç ve imkanlar olduğu zaman bunu en iyi değerlendirebilecek seviyede. Bugün gördüğümüz sonuç da aslında onların ispatı. 10 tane ekip, birbirinden pırıl pırıl fikirler, birbirinden pırıl pırıl sonuçlar, kusursuz sonuçlar ve hakikaten beni çok etkileyen harika projeler. Ama daha da önemlisi şu, bu enerji, o bakışlardaki pırıltı ve o geleceğe inanç, o kendine güven bence Türkiye'nin geleceği. Burada biz aslında geleceği yazan değil, Türkiye'nin geleceğini yazanları görüyoruz. Amacımız da bunu onlarla, yüzlerle çarparak devam ettirmek. Hepinize tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Rıfat Bey, sizin desteğiniz, Evrim Hanım keza sizinki ama bütün jüri üyelerimiz, bütün katılanlar hakikaten bir fark yarattılar. Önemli olan da şimdi bu momentumu, bu dinamizmi devam ettirmek ve 1500 değil 15 bin, 150 bin,
500 bin kadınımızı kod yazmaya alıştırmak ve öğretmek. Bu projenin neticesinde 100 kadınımızı Turkcell'de iş imkanlarıyla buluşturacağız. Ve bu kadınlarımız Türkiye'nin müzik platformu Fizi'yi, Türkiye'nin televizyon platformu TV Plus'ı, anlık mesajlaşma platformu Bipi, arama motoru Yani'yi yazacaklar, geliştirecekler ve Türkiye'ye değer katacaklar. Hepinizi kucaklıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Sayın Terzioğlu. Sağ olun konuşmanız için. Ve ödül törenine geçmeden önce son ve belki de bu gecenin yine en anlamlı konuşmalarından bir tanesi. Kendisi gerçekten Türkiye'de kadın girişimcileri en çok destekleyen isimlerin başında. Ben de bir kadın olarak teşekkürlerimi sunup Top Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli dostlar, benim konuşmaya başlamadan önce bu 10 finalisti bir ayağa kalkmaya davet ediyorum. Nerede bu 10 finalist? Ben bu kardeşlerimi kutluyorum. Buyurun oturabilirsiniz. Sizi alkışlatayım diye kaldırmıştım. Çünkü 18 ilde odalarımızın ev sahipliğinde 1400 kadınımız yarıştılar. Bu 10 kardeşimiz, 10 grup kardeşimiz, bazıları 3 kişi, bazıları 1 kişi, 10 grup kardeşimiz de finale kaldılar. Biraz önce jüride olan arkadaşlarımın da söylediği gibi peşine söylüyorum. Onu da aslında birincilik almaya hak ettiler. Hepsini tekrar bir alkışlayalım bakalım. Niye girişimcilik? Girişimcilik moda mı? Moda olduğu için mi bizler bu toplantı yapıyoruz? Yok. Aslında doğrusunu söyleyelim. Zengin olmak istiyoruz. Burada zengin olmak istemeyen var mı? Hepiniz zengin olmak istiyorsunuz. Onun için girişimcilik. Zengin olmanın yolu girişimcilikten geçiyor kardeşim. Başka bir yolu yok. Zengin olmanın tek ilacı bu. Ha, zengin olmak istiyorsan dedik, bu ülkenin bir evladı olarak dedik ki bizim yerin altında zenginliğimiz yok. Bizim en büyük zenginliğimiz yerin üstündekiler. Yani sizler. Türkiye kalkınacak, zenginleşecek, insanları zengin olacaksa fert başına düşen milli gelirimizi 10 bin dolardan 25 bin dolara çıkartacaksak bu ancak gençler sayesinde mümkün olacak. İşte Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak Türkiye'nin gündemine girişimciliği koymamızın ana odak noktasına koymamızın ana sebebi buydu. Ben de zengin olmak istediğim için koyduk bunu. Hepimizin olmak istediği gibi. Ve çok şükür ilk kadınlardan başladık. 2007 yılında artık bu göl maya tuttu. Kadın girişimci kurullarımı, 81 ilde çalışan kadın girişimciler kurullarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Müthiş çalışıyorlar. Her gittiğim 81 ile bir kere yılda bir kez gidiyorum. Gittiğim zaman görüyorum, müthiş çalışıyorlar. Ali, buradan da sana sistemim var, sen 2 sene sonra kurulduğun için. Gençler mi, kadınlar mı dersen, kadınlar gençleri geçti, haberin olsun. Onun için geleceğimiz aydınlık diyoruz. Niye? Bakınız, bu gölde bu maya tuttu. Bakınız, biz 2007 yılında Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Kadın Girişimciler Kurulu'nu kurduğumuz zaman Türkiye'de hiçbir tane kadın başkanım yoktu benim. Yönetim kurulu başkanı yoktu. Bugün Allah'a çok şükür 3 tane kadın başkanım var. İzmir, Körfez ve Erdek'te yönetim kurulu başkanı var. 4 tane de meclis başkanım var. Bir tanesi de bugün bizle beraber. İstanbul Saray Odam'da,
Bafra'da, Of'ta ve Doğu Beyazıt Ticaret Sanayi Odası meclis başkanlarım da kadın. Bir onlara da Zuhal Hanım nezdinde bir alkış yapın bakalım onlara da. Yani Of enteresan, haberiniz olsun. Of'tan geliyor Zuhal Hanım. Biliyorsunuz bizde espri Of Allah'a bağlıdır. Ama buradaki Of Ticaret Sanayi Odası da bize bağlı, haberiniz olsun. Peki moda mı yaptık biz? Hayır, bakın 2007'de biz kadın girişimcilere başladığımız zaman Türkiye'de kadın girişimcilerin toplam girişimcilerdeki oranı %4'tü. Şimdi %10'a çıktı. Yeter mi? Ne benim bu kadın başkanım yeter, ne %10 yeter. Nasıl nüfusun %50-50 isek kadın ve erkek girişimci sayımız %50-50 olması lazım. Yani erkekleri azaltmayacağız ama daha fazla kadını sokarak işte her yıl artan 1 milyon istihdama giren nüfus var. Bunlara işi ancak böyle bulabileceğiz zaten. Yoksulluktan, işsizlikten kurtulabilmenin yolu her bir girişimci demek 10 kişiye istihdam demek, ortalama bu. Peki girişimcilik çok pahalı mı? İşte sizler yaşadınız. En güzel örnekler sizlersiniz. Ali'nin dedesi zamanında, babası zamanında girişimcilik çok pahalı bir işti. Ama bugün artık çok basit. Milyar dolar sahibi olabilmek, neye sahip olmanız gerekiyor? Bir tane bilgisayara. Bir bilgisayar, bir garajınız varsa milyar dolar sahibi olabiliyorsunuz, haberiniz olsun. İşte aslında Türkcell'le beraber başlattığımız bu projenin aslı bu. İçimizden milyar dolarlık genç kızlarımız, kadınlarımız çıksın diye yaptık. Biraz önce Tim anlattı. Bir proje Bitcoin, işte milyar dolar. Çok kolay. Milyar dolar sahibi olabilmek çok kolay, haberiniz olsun. Ha, ya üreteceksin. Ürettiğini pazarlayacaksın. Pazarlamayla beraber insanlara kullandıracaksın. İşte bu böyle bir hayırlı işe vesile oldukları için başta vizyoner Kaan kardeşimi bir hepinizi tekrar bir alkışlayın bakalım. Türkcell olmasa, Kaan kardeşim olmasa bu projeyi yapamazdık. Tüm Türkiye'de 1400 tane şu anda kafası acaba nasıl bir kodlama yapabilirim, nasıl bir program yapabilirim, insanların ihtiyacını nasıl gideririm diye aslında hepsinin fikri, aklına bir fikir düştü. Bu bir ateştir aslında. Yüreğe bir ateş düştü müydü? Bundan sonrası kolay. Biraz sonra açıklayacağız. Kim birinci oldu ki? Birinci olmak, onuncu olmak hiç önemli değil, haberiniz olsun. Birinci olmayı, birinci, ikinci, üçüncüyü çok zor seçtiğimize göre hepiniz birincisiniz ama ya ben niye dördüncü oldum, onuncu oldum gibi üzüntü içine girmeyin. Biz yanlış tercih yapmış olabiliriz. Zaten zorlandık. Esas önemli olan bundan sonra fikrinizi, projenizi geliştirip bunu ticarileştirip insanların kullanımına sokabilmek lazım. Burada da en büyük destekçimiz, yardımcımız Türkcell ve Kaan Bey. Bu da büyük bir şans. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biraz sonra açıklanacak, tüm kardeşler açıklanacak. Bir, iki, üçüncü kardeşlerimi kutluyor. Diğerlerini de daha sonrasında herhalde sahneye davet edip herkes birinci diyeceğiz, değil mi? Peki, hepinize hayırlı akşamlar, afiyet olsun. Rıfat Bey, öyle kolay inemezsiniz öyle bugün. Mi? Evet, ben sizi birazcık daha burada misafir etmek istiyorum. Çünkü ödülleri beraber açıklamak istiyorum sizinle. Alacağım. Öncelikle Türkcell Genel Müdürü Sayın Kaan Terzioğlu'nu ben davet etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi az önce siz de söylediniz. İlk üç proje çok zor seçildi gerçekten. Hatta törenin başlangıç saati birazcık uzadı sizin bu seçimlerde zorlanmanızdan kaynaklı. Başlayalım. Ben açıklıyorum izninizle.
üçten mi başlıyorum? Üçten başlıyorum. Tamam. Üçüncü projeden başlıyorum. Yubiva Karabük'ten 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklar için tasarlanmış, içinde oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veren bir uygulamayla üçüncülük ödülünü alıyor. Ayşenur Zengin, Evin Kereş, Meryem Sena Kılıç alkışlarla geliyorlar. Çok tebrik ediyoruz. Çok tebrikler. Şöyle evet ortaya doğru. Hanımlarımız sizin aranızı alalım. Evet. Biraz daha ortaya doğru. Evet. Ben burada söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Size hemen bırakmayacağız. Birazcık şurada beklemenizi rica ediyorum. Bir kez daha tekrarlayalım. Yubiva neyle kazandı? 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklar için tasarlanmış, içinde oyun kartları ve arttırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veren bir uygulamayla bu ödülü kazandılar. Çok tebrikler bir kez daha. Sizi şurada biraz bekleteceğim hanımlar. Geleceği Yazan Kadınlar Final Yarışı'nda ikincilik ödülü Ankara'ya gidiyor. Hang Yap projesinde Önder Çetin Yakın annelerin en büyük derdi çocukların sağlıklı ve kolay beslenmesi için özellikle annelere ve bebeklere yardımcı olacak bir uygulamayla beraber Hang Yap projesinin ikincilik ödülünü sahip ediyor. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Arkadaşlar şunu alabilirsiniz. Peki amca kim burada? Bak. Ben alayım. Sana vereyim. Tamam. Bana parayı çek. Çok teşekkürler. Ve gelelim birincilik ödülüne. Ben ilk görme şansına sahip olanlardanım birincilik ödülünün kime ait olduğunu. Gerçekten heyecanla bekliyorum bu uygulamanın yapılmasını da bir taraftan. Birincilik ödülümüz İstanbul'a gidiyor. Projenin adı Otizmo. Cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle erkenden otizm şifresi koymayı kolaylaştırma imkanı veriyor bu uygulama. Görüşe Demir, Nilay Seren. Aktarmak istiyorum Otizmo'yla Gökçe Demir ve Hilal Şener giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle erkenden otizm şüphesi koymayı kolaylaştırma imkanı sunacaklar. Bu projeleriyle birlikte bir kez daha alkışlarınızı rica ediyorum.